Peki caminin özelliklerini sizden anlatmanızı devam edelim. O zaman mihraba doğru geçelim. Mihraba doğru, buyurun. Şu an bulunduğumuz alan hocam, burayı ziyaret edenlerin de en çok dikkatini çeken özellikle tezyinatıyla ve süslemeleriyle mihrap bölgesinin önündeyiz. Evet, biliyorsunuz mihrap imamın bizde namaz kıldırdığı alan. Tabii burası şu son hali, yani bu tezyinatlı ve süslemeli hali orijinal hali midir diye sorarsanız, evet, burası özellikle Bursa'da küçük kıyamet olarak geçen, 1855 depreminde çok ciddi hasar görmüş, çok ciddi bir zarar görmüş ve akabinde 2. Abdülhamit Han'ın, evet, Bursa'da hayran olduğu dedesi 1. Murat'a bir hediyesi olarak burası tekrardan ayağa kaldırılmış. Bir imaret kısmı da aynı şekilde, türbe kısmı da ve özellikle bu mihrap ve minber kısmı bizzat Abdülhamit'in özel olarak ilgilendiği ve dönemin ünlü hattatlarını görevlendirdiği bir camidir hocam. Evet, evet, şimdi buraya gelen, ziyaret eden arkadaşların en çok dikkatini çeken unsursa, bakın şöyle çok güzel altın varaklı mukarnaslarıyla, evet, hemen dikkatini çeken, herkesin fotoğraf çektirdiği bölge olan mihrap kısmı. Evet, bakın hemen şöyle mihrabı tüm kare şekilde, böyle dikdörtgen şekilde çevreleyen bir yazı var. Küfi, Çengelli Küfi yazı dediğimiz Allah'ın isimlerinden olan Ya Malikel Mülk Zülcelal ve İkram yazısı tüm mihrabı çevrelemekte. Hemen bakın üst tarafta bütün camilerimizde gelenek haline gelmiş gene küfi bir yazıyla Ali İmran suresi 37. ayetin hemen girişi yazıyor. Bu ayetin şöyle bir özelliği var hocam. Neden bütün mihraplarımızda bu ayeti görebiliyoruz derseniz, bu ayette Kur'an'da mihrap kelimesinin geçtiği tek ayet. Evet. Ali İmran 37. sure ve bundan dolayı hemen bütün Osmanlı camilerinde gelenek hale gelmiş Külleme dehal aleyhe zekeriyel mihrabe denilen ayetin bu kısmı buraya nakşedilmiş. Hemen bakın daha sonra Osmanlı'da manevi kalbi olan Ulu Cami'de birebir aynısını göreceğimiz mihrabın tam ortasında, bakın orada damla şeklinde, evet, olan müsenna yazı stili dediğimiz İsra suresinden 84. ayet hocam. Şakil ayeti dediğimiz, yani Türkçe mali olarak şöyle, herkes kendi meşrebince, yani kendi karakterince hareket eder. Kendi mizacında hareket eder fakat Allah kimin en doğru yolda olduğunu daha iyi bilir. Evet. Ayetinin müsenna aynalı şekilde istiflenmiş damla şeklindeki yazısı burada karşımıza çıkmakta. Evet. Dediğim gibi bunun modelin aynısını daha sonra Ulu Cami'de göreceğiz hocam.